Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yaz için ideal siyah penye hırka dikeceğiz arkadaşlar. Yani yazın kurtarıcısı diyebilirim. Evet, şimdi ben kendi ölçülerime göre keseceğim. Siz de kendi ölçülerinize göre göğüs ölçünüzü, baseninizi, omzunuzu, bütün ölçülerinizi biliyorsunuz artık arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle benim kumaşım siyah penye turlu viskom. Önce kumaşımı 2'ye, sonra 4'e katladım arkadaşlar. Açık kenarlar bu tarafta, kapalı kumaş kenarları, kumaş katları da benden tarafta. Kumaşımızın boyuna serdik. Kumaş katı, katlı olan yere kumaş katı deniyordu. Açık olan yerlere de kumaş kenarı arkadaşlar. Evet, şimdi ben bir bakıyorum nasıl gözüküyor mu diye. Önce kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, gayet güzel gözüküyor. Öncelikle arka beden olarak kesmeye başlıyorum. 4 kat kumaş. Arkaya ön ikisini beraber çalışacağım arkadaşlar. Ben ensemi 10 santim yapıyorum. Omzumu 11 santim yeterli geliyor. Şimdi ense için her zaman olduğu gibi şuradan bir düz çizgi çizelim. Kumaşımız düzgün değil. Şöyle biraz düzeltelim. Evet. Tekrar 10 santim işaretliyorum. 11 santimde omzumu işaretliyorum. Evet arkadaşlar, ben ense düşüklüğümü 3 santim kullanıyorum her zaman. 3 santim aşağıya bir işaret alıyorum. Omuz düşüklüğümü de 3 santim kullanıyorum. Evet, şimdi omzumu çiziyorum. Ensemi de çiziyorum şöyle, göz kararı. Ense çizerken her zaman 1-1,5 santim böyle düz çiziyoruz dik açı olarak. Daha sonra eğimli çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu omuz başından tekrar bir bakıyorum gözüküyor mu diye çizdiklerimiz. Evet. Göğüs düşüklüğü olan, yani benim göğüs düşüklüğüm şu şekilde 27 santim. Şu omuz başından 27 santim göğüs düşüklüğümü işaret alıyorum. Mezrumu hiç kaldırmadan arka ve ön uzunluk olan 44 santimi işaret alıyorum. Arkadaşlar, kumaşın penye likralı olduğu için arka ve ön uzunluğu aynı çalışıyorum. Likrasız kumaşlarda arka uzunluk ve ön uzunluk farklı oluyor arkadaşlar. Ön uzunluk 45 oluyor. Arka uzunluk 44 oluyor. Birer santim fark oluyor. Mezrumu hiç kaldırmadan basen düşüklüğümü işaretliyorum. Yaklaşık şöyle 64'e tekabül ediyor. Ve hırka boyumu belirliyorum. Hırka boyum, kumaşım 115 santim. Şu şekilde şöyle istiyorum arkadaşlar. Ben uzun bir hırka istiyorum. Şimdi bu aldığımız ölçüleri uzatıyoruz arkadaşlar. Enine çizgilerimizi düz bir şekilde. Göğüs çizgisi, bel çizgisi, basen çizgisi. Evet. Böyle uzatıyoruz. Ve hırkamızın boyunu, boyu gözükmeyecektir diyerek büyük bir ihtimal düz bir şekilde çizdim arkadaşlar. Şimdi öncelikle göğsümüzü hesaplıyoruz. Benim göğsüm 106 arkadaşlar. 106'yı 4'e bölüyorum mezro üzerinde. Çünkü hesap makinem şu anda yanımda yok. Evet, şöyle de bölebilirsiniz. Mezronuzu tutup
şu şekilde pratik bir şekilde 26,5. 1 santimde rahatlık payı veriyorum, 27,5 arkadaşlar. Hatta 28 yapalım hırka olacağı için. Şu şekilde göğsümü 28 yapıyorum. Hırka olacağı için 1 santimde bel için içeri hafif giriklik olsun. Evet arkadaşlar, basenim ise basen 118. Basenimi de bölüyorum şu şekilde. 118'e getiriyorum. Hatta 120'den hesaplayalım, geniş olsun. 4'e bölünce 30 santim yapıyor dikiş payıyla beraber. Şu şekilde basenimi 30 kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi kol elimizi çiziyoruz. Şu şekilde. Kol elimizi bir ölçelim arkadaşlar. 23,5. 23,5 kol elimi biraz yüksek gelecek. Göğüsten 1-2 santim şöyle yukarı çıkıyorum. Kol elim için. Şu şekilde. Şöyle kol elimi çiziyorum. Tekrar bel oyuntumu veriyorum. Cetvelimi çeviriyorum şöyle. Basenimi çizeceğim. Ve bakıyorum gözüküyor mu diye arkadaşlar. Evet gözüküyor şimdilik. Basenimi çiziyorum. Ve kumaşımı katlıyorum. Çünkü eteğin açılımını göstereceğim arkadaşlar. Evet. Eteğimizi de cetvelimizi şöyle koyuyoruz basene. Normal bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde şöyle açıyoruz hırkamızı. Ve etek ucundan 2 santim yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde de etek ucumuzu köşe yapmasın diye çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakıyorum. Şu eteğimin açıklığına bakıyorum, ölçüyorum. Eteğimin açıklığı 36 santim. Yani 6 santim açılmış oldu. Evet, şimdi kesime geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde daha net gözüksün diye. Evet, öncelikle enseden başlıyorum. Dikiş payları içinde hesapladım ben arkadaşlar. Hep sonradan vermeyi sevmiyorum. Kol evimi açıyorum. Yan dikişimi. Ve şöyle yukarı doğru çekiyorum. Daha rahat görün diye. Evet arkadaşlar. Hırkamızı kestik. Ön ve arka olarak kestik. Yani ikisini de arka olarak kestik. Şimdi tek katını alacağız. Tek katını alacağız ve öne çevireceğiz arkadaşlar. Tek katımızı kaldırdık. Ben hırkamı V yaka istiyorum arkadaşlar. Şöyle omuzdan tutuyorum. Bir de bakıyorum tabii gözüküyor mu diye. Evet.
omuzdan tutuyorum, yaka açıklığımı şöyle 30 santime 28 santime işaretliyorum şu şekilde. 28 santimden işaretledim. Ve cetvelimi koyuyorum. Şöyle hafif yuvarlak bir şekilde şöyle bir kavis veriyorum. Ve yakamı açıyorum arkadaşlar. Ben hırkamın önüne bant takacağım arkadaşlar sonradan. 2 santimlik ya da 3 santimlik bant keseceğim. Önüne bant takacağım. İlik ve düğme yapacağım arkadaşlar. Şimdi önümüzü açıyoruz. Hırkamızın önünü açıyoruz. Kumaş katıydı ya. Kumaş katını kesiyorum. Evet. Şimdi önde her zaman yaptığımız gibi omuzdan sıfırdan giriyoruz. Şöyle omuz düşüklüğümüzü veriyoruz önde. Kol ayımızda da sıfırdan giriyoruz. Ön oyuntumuzu 1 santim oyup kol evinden sıfırlayarak çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, arkamız ve önümüz hazır. Şimdi ben kol için kumaşımı hazırlıyorum. Kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kol için kumaşımı hazırladım. 4 kat yaptım. Şu şekilde. Benim pazım 40 santim. 2'ye bölüyorum, 20 santim. Yani aslında 39-38 santim dikiş payıyla birlikte ben 40 santim sayıyorum. 2'ye bölüyorum, 20 santim dikiş payıyla birlikte. Şimdi şu üstte çizdiğimiz düz çizgiden aşağıya şöyle 16 santim olan benim kol düşüklüğümü çiziyorum. Şu şekilde. Bunun üzerinde pazımızı buluyoruz, 20 santim. İşaretimizi atıyoruz. Şuradan 1,5 santim kadar düz çıkıyoruz. Evet, manşetimi de ben şöyle 15 santim olsun istiyorum, biraz geniş rahat olsun diye. 15 iyi olur. Şimdi pratik olarak kolumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Ben alışık olduğum için şöyle çiziyorum. Şöyle göz kararı. Evet. Kol altımı da cetvelle çiziyorum. Kolumuz hazır. Hemen kesiyorum. Ortasına kol orta işaretimizi alıyoruz her zaman olduğu gibi. Kolumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ve ön için ön oyuntusunu yapıyoruz. Her zaman ön tarafta yaptığımız oyuntuyu kolumuza da veriyoruz. Şöyle. Ön çıtımızı da atıyoruz. Kesimimiz bu kadar arkadaşlar. Birazdan dikeceğiz. Evet arkadaşlar, hırkamızın öncelikle omuzlarını diktim. Kollarımızı taktık. Gördüğünüz gibi. Bakın, kolumuzu taktık.
Çıt attığımız ön yeri öne getirdik. Arkamızı bu şekilde taktık. Yanlarımızı kapattık. Hırkamız şu anda ön bandının dikilmeye hazır arkadaşlar. Ön bandını takmaya hazır. Şimdi ben 5 santimlik bir şerit keseceğim. Ve o şeridi ütüde ikiye katlayıp hırkamın bütün etrafına takacağım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet. Ben şimdi şeridimi keseyim, ütüleyim. Dikerken nasıl diktiğimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hırkamız için 5 santimlik bir şerit kestik ve onu böyle ikiye ütüledik. Hırkamızın boyu uzun olduğu için bir parça yetmeyeceği için iki tane kestik. Ek yaptık. Buradan gördüğünüz gibi ekledik. Ve bu ek yerime hırkamın ense omuz dikişini 1 santim geçecek şekilde böyle iğneliyorum. Evet, şöyle tamamını iğneliyorum. Bakıyorum. Ondan sonra dikeceğim arkadaşlar. Nereye kadar bandımız yetecek? Biyemizin boyu nasıl olacak diye şu şekilde iğneleyeceğim. Şöyle ölçerek. Evet, hırkamıza bandımız bu şekilde gelecek. Buradan başlayacağım dikmeye, düz dikişte. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böylece bırakıyorum ve düz makineye geçiyorum arkadaşlar. Nasıl dikildiğini göstereceğim.